Şerh etmeye devam ediyoruz. Kitabımızın 12. babındayız. Şu ana kadar 12 bab almışız. Hatırladığınız üzere İmam-ı Nevevi Rahimahullah bu kitabında tergib ve terhib hadislerini toplamış. Hadislerini bir araya getirmişti. Neydi tergib? Bizleri salih amele teşvik eden, rağbet ettiren, yönlendiren, kötülüklerden terhib ettiren, yani korkutan, alıkoyan hadisleri bize bu kitapta zikretmiş. Allah'tan niyazımız bu hadislerle bizlerin amel etmesi, amele muvaffak eylemesi, bu hadisleri bizlerin salih amel işlemesine teşvik ettirici, teşvik edici ve kötü amellerden de alıkoyucu olmasını, kılmasını niyaz ediyoruz. Bunlar çok önemli. Yani Kur'an'da ve hadislerde kalbi olana ve kulak verene ne vardır? Birer öğüt vardır. Yani kalbi olan derken herkeste kalp var. Ama o kalp öyle kalp ki kimisinin kalbinin değeri kasaptaki teraziyle tartılır. Değeri ondan biçilir. Kimisinin kalbi de vardır ki bir et parçası olarak değil, içinde barındırdığı iman olarak, Rabbine inandığı itikad olarak değer kazanır. Ve buna göre de o kalp sahibini, kendisinde bulunmuş olduğu, içinde bulunmuş olduğu vücudu ne yapar? Değerlendirir. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi inne fil cesedi, cesette ne vardır? Bir ne vardır? Bir aza vardır. Nedir o? Kalptir değil mi? Ne diyor? İza saluha saluhal cesedu kullu. Eğer o parça sağlıklıysa, hangi bakımdan sağlıklıysa, tıbbi olarak değil, salah bakımından, doğruluk bakımından, itikat bakımından, selamet bakımından sağlıklıysa saluhal cesedu kullu. Bütün ceset, bütün cisim ne yapar? Selamete kavuşur, sağlığa kavuşur, salah bulur, doğruyu bulur. Ve izâ fesedet fesedel cesedu kullu. Eğer o parça bozuk olursa, fasit olursa, hayat yoksa onda, öldüyse artık o cesedin tümü ne yapar? Bozulur, ölür. Bakarsın ki salih amel işlemeye karşı gevşektir. Salih amele götürecek hiçbir harekete karşı yönelik ne değildir? Kendinde bir şey hissetmez o ceset. Bunun sebebi ne? Kalbe dönmekte. Onun için Yüce Rabbimizden kalplerimizi ihya etmesini istiyoruz. İhya etmesini niyaz ediyoruz. İmam-ı Nevevi Rahimahullah 12. babta diyor ki kitabın 12. babında Babul hasfi alel izdiyadi minel hayri fi evahiril umri. Ömrün sonunda, insanın yaşlandığı o merhalede hayırlı işler işlemesi, hayırlı işleri, iyi işleri, salih amelleri arttırması babı. Elbette insan bütün hayatının evrelerinde, bütün hayatının devresinde ne yapmalı? Salih amellerde hırslı olmalı. Salih amellere yönelik teşvik ettiren hadislere karşı kendinde bir böyle bir yer bulmalı bu hadislerin. Ama kişi yaşlandığında, yaşı ilerlediğinde artık üzerinde bu dünyadan ayrılmanın belirtileri yoğunlukla gözüktüğü o merhalede ne yapmalı kişi? Salih amellere, hayırlı işlere daha çok yönelmeli. Teveccüh etmeli. Yüzünü o yöne daha çok çevirmeli. Çünkü genç insanın bazen aynaya baktığında çoğu zaman ölümü hatırlamayabilir. Ama ne zaman dişlerini çektirmeye başlar, ne zaman saçında ağırlaşmış, beyazlaşmış telleri görür, ne zaman ah oram, ah buram diye ağrıyan vücudundan, azalarından şikayetçi olur, ne zaman hayatında böyle tecrübeler yaşar, belalar, musibetler gelirse, öleceğini o zaman daha iyi anlar. Bu dünyadan ayrılığın yakınlaştığını daha iyi anlar.
Ama gençken, evli, yeni evlenmişken, çoluk çocuğa yeni sahip olmuşken, onları böyle bebek olarak gördüğünde onların üzerinden planlar kurar, hedefler koyar. Bunların büyüyeceğini, bunların işte yetişeceğini, çoluk çocuğa karışacağını düşünerek ölümün henüz ona gelebileceğini düşünmez. Ama belli bir yaşa geldikten sonra insan artık ona ne gelmiştir hayatında? İbret alacağı, öğüt alacağı belirtiler, alametler gelmiştir. Tabi aklı olana, deminden de söyledik. Kalbi olana, kalbi hayatta olana, diri olana. İşte müellif rahimahullah bize burada Allah-u Teala'nın Fatır suresinin 37. ayetindeki suresinin 37. ayetini zikrediyor bizlere. Allah-u Teala buyuruyor ki اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرُ Öğüt almak isteyen, ibret almak isteyen kimsenin öğüt alacağı miktarda, öğüt alacağı o süreyi size vermedik mi? O hayatı size yaşatmadık mı? Nedir bu süre, nedir bu hayat? Öğüt alacak olan kimsenin, düşünüp ibret alacak kimsenin alabileceği miktarda sizlere hayat vermedik mi? Sizlere yaşatmadık mı? O miktar ne? O süre ne? Tefsir ehli, ilim ehli farklı farklı şeyler söylemişler. İbn Abbas ve'l-Muhakkikun, İmam-ı Nevevi de zikrediyor burada. Diyor ki İbn Abbas ve tahkik ehli, ilim ehlinin zikrettiğine göre diyor. Sittine sene. 60 sene. Yani diyor ki bu 60 sene. Yahut ve yu'eyyiduhu hadis allazi senezkuru inşallahü teala. Bu görüş yani 60 sene olduğu görüşü az sonra diyor zikredeceğimiz hadis de bu görüşü desteklemekte. Bazıları da demiş ki 18 sene. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayyakumullah ya merhaba ya. Bazıları demiş ki 18 sene. Merhaba ya Abu Hamam. Kayf halukum? Tayyibin. Ya merhaba. Ya mesela. Şalakum tayyib. Allah yebarik. Taallajna. Allah yebarik fik. Allah yebarik fik. Bazı ilim ehli de demiş ki yani bizler size 18 sene ya insanın hayatından 18 sene geçmesi demek hayatında tecrübeleri görmesi, ölümü hatırlaması için, ahirette bir hesabın olduğunu görebilmesi için, Rabbinin huzurunda hesaba çıkacağını anlayabilmesi için yeterli. Bazıları da demiş ki 40 sene, 40 sene. قَالَهُ الْحَسَنُ وَالْكَلْبِ وَمَسْرُقُ وَنُقِلَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسِ اَيْدًا İbn Abbas'tan şöyle bir şey de naklolunmuş. Demiş ki İbn Abbas وَنُقِلَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسِ اَيْدًا Yani bu 40 sene olduğu da İbn Abbas'ın bir görüşüne göre de yani sizin hayatta öğüt alabilmeniz için yeterli süreyi vermedik mi? Size bu süreyi yaşatmadık mı? Ayetinden maksadın 40 sene olduğunu. Yani 40 sene yaşayan adam artık hayatta ne yapmalı? Öğüt almış olmalı. Tabi ondan önce de az sonra zikredeceğiz ayetleri. Kur'an'ın gönderilmesiyle, peygamberlerin gönderilmesiyle zaten ne var? İnsanın öğüt alması gerekli olduğu var. Ve nakalu, bazı ilim ehli de nakletmiş ki enne ehlel medineti kanu iza belaga ahaduhum 40 seneden teferraga lil ibade. Medine halkı, Peygamber aleyhisselatü vesselama yakın dönemde yaşayan, ondan sonra Medine'de bulunan Medine halkı 40 yaşına bastığında, yaşı 40 olduğunda teferraga lil ibade. Ne yaparlarmış? İbadete başlarlarmış değil. Zaten ibadet var. Vakitlerini tamamen ibadete ayırırlarmış. Çoğunluğunu. Artık çünkü hayat bitmiş. 40 yaşına gelmişsin. Bundan sonra artık neyi bekle? Ölümü bekle. Elbette hayatın ilk baştan ilk dönemlerinde gençken ölüm genci de ayırmıyor, yaşlıyı da ayırmıyor. Bugün yatıyorsun, yarın sabah kalkamayabilirsin. Ama 40 sene yaşadıktan sonra artık sen bil ki sen sıraya girdin. Turnikeye yaklaştın. Turnikeden geçip ne yapacaksın? Öbür tarafa gideceksin. İşte Medine halkı ne yaparmış? 40 yaşına geldikten sonra ibadete olan hırsları bir o kadar daha artarmış. وَقِيلَ هُوَ الْبُلُوغُ Bir görüşe göre de bu ayetin tefsirinin bir görüşü de buluğa ermek. Evet yani insan buluğa erdiğinde ne oluyor? Mükellef oluyor. Artık onun yaptığı ameller lehine ya da aleyhine
yazılmaya başlanıyor. Ayette hani dedi ki: "Evvelem nuammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekker ve ca'akumun nezir." Ayetin ikinci bölümünde yine diyor ki: "Ve size bir nezir, bir uyarıcı göndermedik mi?" Nedir bu uyarıcı arkadaşlar? İmam Nevevi naklediyor. İbn Abbas ve cumhur tefsir alimlerinin ve ilim ehlinin cumhuru, çoğunluğu diyor ki: "Huven nebi." Kimdir o uyarıcı nezir? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü peygamberlerin hatemi, sonuncusu o. Artık o ne yapmış, gelmiş, ondan sonra bütün dinler ne olmuş, nesk olmuş. Ve artık o kıyameti ne yapmış? Alametlerini bize bildirmiş. Kıyamet alametlerini bize haber vermiş. Yani bu ne demek? Bekleyin. Yakındır demek. Peygamber aleyhissalatü vesselamın gelişinden bugüne kaç yıl geçmiş yaklaşık olarak? 1400'den fazla. Yani 1460 civarında, 70 civarında bir yıl geçmiş. Dünyanın bundan önceki tarihine bakıyorsunuz. Bilim adamları şu anda varsayımlar ileri sürüyorlar. Diyorlar ki işte 4,5 milyar yıl önce bir patlama olmuş. Bu patlama sonucu. Yani bunlar hep varsayım ama ne kadar uzağa gidiyor? Bakın 4,5 milyar. 4,5 milyarın yanında 1400 hiçbir şey değil, değil mi? Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesinden sonra artık kıyamet alametleri yakın. Kıyamet yakın. Bu da bizler için birer uyarıcı. İşte Allah Teala diyor ki bizler size, sizlerden öğüt alan kimseler için, ibret alan kimseler için o ibret alacakları süreyi vermedik mi? Dünyada bu kadar süre yaşatmadık mı? İbn Abbas'ın ve cumhurun görüşüne göre neydi bu? 60. 60. Aleyhissalatu vesselam rivayette diyor ki: "A'maru ummeti beyne 60 ve 70." Ümmetimin yaşları genelde nedir diyor? 60 ila 70'tir. Devamında da diyor ki: "Ve akalluhum men yecuzu zalik." Ümmetimden çok azı, yani asıl olan çoğunluğa göre, sayıya göre çok azı bunu aşar. Yani 70'i 80'i ne yapar? Geçer. Asıl olan çoğunluk 60 ila 70. Bu sebeple arkadaşlar insanın hayatından ibret alması lazım. Özellikle yaşı ilerleyen arkadaşların kendine daha çok çeki düzen verip salih ameller işleme konusunda, hayırlara yönelme konusunda hırslı olması lazım. Yani hayat sadece eğlenceden, oyundan, gülmekten, şakalaşmaktan ibaret değil. Yani bu gerçeğe eninde sonunda ne yapacağız? Bu gerçekle eninde sonunda karşılaşacağız, yüzleşeceğiz. Bu sebeple Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendisine Nasr Suresi, İzâ câe nasrullâhi vel feth, bu sure indiğinde hayatı daha farklı oluyor bu sure inmeden önce. Hangi bakımdan daha farklı oluyor? Biraz sonra hadislerde gelecek. Bu ayet indikten sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'ya farklı bir şekilde dua edip farklı bir şekilde istiğfar ediyor. Yani daha çok istiğfar etmeye başlıyor. Ona daha çok hamd etmeye başlıyor. Ayşe radıyallahu anh'ın da bu dikkatini çekiyor. Çünkü neden? Aleyhisselatü Vesselam bu ayetin inmesiyle, bu ayetin gönderilmesiyle ölümünün yaklaştığını anlıyor. Zira hadise gelecek. Ömer radıyallahu anh ilim meclislerine, toplanılan o ilim meclisine, şura meclisine İbn Abbas'ı ne yaparmış? Sürekli götürürmüş, sokarmış. İbn Abbas o zamanlar küçük bir çocuk. Yani genç yaşlarda birisi. Yani hatırladığım kadarıyla Nebi Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde İbn Abbas'ın yaşı 8 ile 10 arası. Ömer'in zamanında da olsa olsa 13-14. Yani en fazla 15 yaşındadır. Tabi Bedir ashabı, yaşı büyük olan, ileri gelen sahabeler diyorlar yani bizim çocuklarımız niye bu meclislere girmiyor? Bizim çocuklarımız neden burada bulunmuyorlar? Ömer radıyallahu anh onlara soruyor, diyor ki: "İzâ câe nasrullâhi vel feth ve râeyten nâse idhulûne fî dînillâhi affâca fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir innehu kâne gaffâra." Bu ayet hakkında ne düşünüyorsunuz? Ey sahabenin yaşı ilerlemiş kişileri.
Ey ihtiyarlar, ne düşünüyorsunuz bu ayetle ilgili? O da diyor ki Allah Teala peygambere Mekke'nin fethini nasip etti. Yardımını gönderdi. Ondan da günahlarına istiğfar etmesini ve ona hamd etmesini, onu övmesini istiyor diyorlar. Bedir ashabının ileri gelenleri. Sonra dönüyor Ömer radıyallahu anh, İbn Abbas radıyallahu anh. Sen ne diyorsun ey delikanlı? Sen ne söylüyorsun diyor. O da diyor ki İnne hadi sura na'yu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sure Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın neydir diyor? Ölümünün habercisidir. Öleceğini haber veren suredir. Ardından İbn Ömer de diyor ki evet senin söylediğin şeyi aynısını ben de ne yapıyorum zaten biliyorum yani evet bu ayetin doğru tefsiri bu. Yani aleyhissalatü vesselamın ölüm haberi bu sureyle ne yapılmış? Kendisine haber verilmiş. Tabi anlayan, herkes anlayamıyor. Bakın sahabeden ileri gelenler dahi buna tefakkufuk edememişler. İnceliği, oradaki o inceliği yakalayamamışlar. Genel manasında kelimelerin geldiği manalarla tefsir yapıyorlar. Ama İbn Abbas bir haber almış, Ömer bir haber almış, tedebbür etmişler. Diyorlar ki bu ayette ne var? Peygamberin ölümünün haberi var. Az sonra gelecek hadis. O hadis gelince ayrıntılarına değineceğiz. İlk hadisimizde Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغ 60 سنه. اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغ 60 سنه. Allah Teala 60 yaşına erdirdiği 60 yaşına kadar yaşattığı kulunu artık bir mazeret bırakmamıştır. Hadiste böyle deniyor. Yani artık onun kafir olarak ölmesinde, günahkar olarak ölmesinde, isyankar olarak ölmesinde, kendi halini düzeltmemiş olarak ölmesinde Rabbine sunacağı hiçbir mazereti yok. Çünkü 60 yaşına gelmişsin. Olgunlukta, salih amellerde, hayır işlemede ne yapmalısın? Çok içtihat etmelisin. Kollarını paçanı sıvaman lazım. Yani bu yaş salih amellerin çokça yapılması gereken bir yaş. Çünkü ölümün haber verilmiş senin. 60 tamam bitti artık. Daha artık şu dünyaya olan sevgini, dünyaya olan meşguliyetini bir kenara bırak. 3-5 gün sonra, 3-5 yıl sonra insanlar seni omuzlarına alıp sadece salih amellerinle baş başa kalacağın o kabre, o mezarlığa götürecekler. Öyle değil mi? O halde sen hala niye seni kabre kadar arkadaşlık yapıp kabirden sonra yarı yolda bırakacak olan şeylerle meşgul ediyorsun? Hayatının için gününü bunlarla dolduruyorsun. İkinci hadisimizde İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع الشيخ بدر. Diyor Ömer beni radıyallahu anh Bedir ashabının yaşlılarıyla, yaşı geçmiş artık ihtiyar olmuşlar, dede olmuşlar. Böyle ileri yaşta olan sahabelerle diyor beni ne yapardı? Yanına sokardı. Tabi Ömer niye Bedir'in bu ihtiyarlarıyla, yaşı ilerlemiş insanlarıyla meclis yapıyor, oturuyor. Şura meclisi. Onlara alıp görüş alışverişinde bulunuyor. İstişarede bulunuyor. Yanlarında da bir çocuk var. İbn Abbas. Yaşı henüz 14-15 olmamış bir çocuk. فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ ف۪ي نَفْسِهِ. Sanki böyle bazıları bundan hoşlanmamış. İbn Abbas diyor ki yani sanki bazıları, onlardan kimileri bundan hoşnut değildi. فَقَالَ لِمَا يَدْخُلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ. Onlardan birisi çıkıp Ömer'e diyor ki yani bu çocuk niye sadece bu çocuk aramızda? Bizim çocuklar, hepimizin birer çocuğu var. Bunlar niye girmiyorlar? فَقَالَ عُمَرْ اِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ. Ömer diyor ki bu delikanlı peygamberin yakını, peygamberin akrabası, emme oğlu, amcasının oğlu. Değil mi? Küçüklükten beri peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında yetişmiş. Peygamberimizin gece namazını görmüş, kalkmış. Aleyhissalatü vesselamın kendisine ya gulam, ey evlat diye hitap ettiği bir kimse. Daha küçük yaştan beri aleyhissalatü vesselam onu elinden tutmuş, yetiştirmiş. Bakın namaz kılıyor, yanlış yere duruyor İbn Abbas namazda, değil mi? Hatırlıyor musunuz?
Ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam onu? Tutup sağ tarafına çekip aynı hizaya getiriyor. Hırpalamıyor. Selam verdikten sonra düzeltirim demiyor. Güzel bir şekilde ahlak, güzel bir şekilde onu ne yapıyor? Ona öğretiyor. فَدَعَانِ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَن۪ي مَعَهُمْ Yine diyor Ömer bir keresinde beni çağırdı. Bu Bedir'in, Bedir ashabının ileri gelenleriyle, önde gelenleriyle beni aynı mecliste aleyküm selamu bir araya getirdi. فَمَا رَأَيْتُ أَنَّهُ دَعَانِ يَوْمَئِذٍ اِلَّا لِيُرِيَهُمْ Ben diyor anladım ki o gün beni oraya beni ispatlamak için çağırdı. Yani o çağrışı farklıydı diyor. Hissettirmiş onu. قال ما تقولون في قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح Ömer dedi ki o ashabın ileri yaşta olanlarına Allah Teala'nın şu suresi hakkında ne düşünüyorsunuz ey ihtiyarlar ne diyorsunuz فقال بعضهم امرنا نحمد الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا Onlardan bazıları dedi ki eğer Allah Teala bize fetih muzaffer bizleri muzaffer kılarsa fetihler bize nasip ederse düşman topraklarını, kafir toprakları fethedersek ve Allah'ın yardımı da bize gelirse Allah Teala bize bu ayetlerde ona hamd etmemizi ve günahlarımızı bağışlanmasını talep etmemizi istiyor. Bu ayetten bunu anlıyoruz diyor ashabın ileri gelenleri. وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا Bazıları da bilmediği için bir şey söylemediler. Yani bugünün insanları gibi değil. Bence böyle bunu bu şekilde anlamamız lazım değil. Görüş beyan etmiyorlar, bilmiyoruz diyorlar. فَقَالَ لِي اَكَذَٰلِكَ تَقُولُ يَبْنِ Abbas. Ömer İbn Abbas'a dönüyor. O meclisin en toyuna, yaşça en küçüğüne dönüyor. Diyor ki, sen de bu görüşte misin ey İbn Abbas? Sen de bu şekilde mi bu ayeti yorumluyorsun? Ne diyorsun? Sen söyle. فَقَالَ لِي فَقُلْتُ لَا Dedim ki diyor İbn Abbas, ben dedim ki hayır, bu ayetin tefsiri böyle değil. قَالْ فَمَا تَقُولُ Ömer diyor ki o zaman sana göre ne yani ne sen ne diyorsun? Bu ayetin tefsiri ne? Kultu huve ecelu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem a'lemahu lehu Allah Teala'nın peygamberine ecelini, ölümünü bildirdiği bir suredir bu diyor İbn Abbas. İza ca'a nasrullahi vel feth. Ve zalike alametu ecelik. Yani ey Muhammed, nasır, fetih, Mekke'nin fetih gerçekleştiğinde bil ki bu senin ölümünün bir ecelinin alameti. Bu onun işareti. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfir. Rabbine hamd ederek onu tüm eksik sıfatlardan noksan eyle, tenzih eyle ve günahlarını örtmesini, bağışlamasını iste. İnnehu kâne tevvâbâ. O tövbeleri çokça kabul edendir. Ve kâle Ömer radıyallahu anh, mâ a'lemu minhâ illâ mâ tekûl. Benim de bu ayetin tefsiriyle ilgili bildiğim senin bildiklerinin aynısı. Onu orada ne yapıyor? Destekliyor. Şimdi bu hadis bize Nebevi rahimahullah bu hadisi zikretmiş. Çünkü bu hadisin devamında başka bir hadis daha zikretmiş ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında yaşının 60'tan sonra olan o aşamasında özellikle bu ayetler kendisine geldiğinde hayatında ne gibi değişiklikler olduğunu gösteren hadisleri hemen bize nakletmiş İmam Nevevi rahimahullah. Yani şimdi insanın olağanüstü hal ilan ettiği, işleri böyle sıkı tutmak istediği dönemlerdeki yaşam biçimiyle gevşek olduğu, durumların olağan olduğu, olağanüstü değil de olağan olduğu dönemlerdeki yaşam biçimi aynı değildir, değil mi? Yani eğer bir sınava gireceksen, eğer bir iş başvurusuna gireceksen yahut yeni bir işe başladıysan ne yaparsın? Akşam ona göre yatarsın, sabah ona göre erken kalkarsın. Sınav varsa sınava ona göre çalışırsın. Öğrenciler bilirler, gece hiç uyunmaz, sabaha kadar ne yapılır? O imtihana çalışmak için uyunmaz. Uykunu feda edersin. İşte arkadaşlar, yani insanın belli bir yaştan sonra da kendini olağan değil de olağanüstü hale sokması lazım. Zikriyle, hamdıyla, tefekkürüyle, ilim talebeliğiyle, ilim tedrisiyle, ibadetle her şekilde ne yapması lazım? Kendini olağanüstü döneme, duruma getirmesi lazım. Yani
Şöyle geriye baktığı zaman 30 sene yaşamış. Gece namazı yok. Oruç yok. Kur'an hatmi yok. Nafile oruç yok. İlim talep etmemiş. Kur'an tefsirini okumamış baştan sona. Türkçe mealini okumamış, anlamamış. Bu adam gevşek. Olağan durumda yaşıyor. Ama bu adama biz haber verirsek, bak sınavın yaklaştı. Üzerinde öbür dünyaya yolculuğun belirtileri, alametleri gözükmeye başladı. Dikkat et. Dememize gerek yok aslında. Allah onu ne yapmış zaten ona diyor. Belli bir ömür size vermedik mi diyor. İbret alanın, öğüt alanın, öğüt alabileceği miktarda ömür vermedik mi? Ayeti ne demek? Yani artık akıllı olun, bizim akıllı olun. Daha artık size söyleyeceğimiz bir söze gerek hacet yok. Özrünüz yok demek. İnsanın dünyada belli bir sene yaşadıktan sonra buna ihtiyacı yok. İşte aleyhissalatü vesselam Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor şimdi hanımı. Diyor ki, مَا صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ اِلَّا يَقُولُ فِيهَا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي. Bakın, diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ suresi indikten sonra kıldığı hiçbir namazda şöyle söylemeyi terk etmedi aleyhissalatü vesselam. Nasıl söylerdi? سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا. Ey Rabbimiz! Seni tenzih ederim. Tüm noksan sıfatlardan, tüm eksik sıfatlardan seni tenzih ederim. وَبِحَمْدِكَ ve seni hamd ederek tenzih ederim. Allahümme gfirli. Ey Allah'ım beni affet. Beni bağışla. Günahlarımı ört. Mağfiret demek, günahlarımı ört demek. Demek ki bu ayet onun hayatında ne yaptı? Bir değişiklik meydana getirdi. Ve fi rivayet fi sahihayn, Buhari ve Müslim'in bir rivayetinde yine Ayşe radıyallahu anhadan diyor ki, kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukthiru en yekûle fi rükû'ihi ve sucûdihi. Şimdi bu duayı nerede söylediği ortaya çıktı. Fi rükû'ihi ve sucûdihi. Rükû ve secdesinde yukthiru. Ne demek yukthiru? Çokça söylerdi. Yani bir kere iki kere değil. Bir, iki, üç, dörde çok denmez. Onun için aleyhissalatü vesselamın rükûsu, secdesi uzundu. Ne derdi? Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Bunu biz de söylüyoruz değil mi şu anda? Ezberlemiş olmamız lazım. Sadece Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel Azim demememiz lazım. Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Allah'ım, Rabbimiz olan Allah'ım, seni hamdınla över. Ne demek hamd etmek? Seni mükemmel olan, noksansız sıfatlarınla över. Kusur ve noksanlıklardan da tenzih ederim. Sen her şeyinle, her sıfatınla, her isminle bütün kemale layıksın. Noksanlıklar sana ait değildir. Sana noksanlık nispet edilmez. Allah'ın mağfirli. Duanın edebi de adabından bir tanesi de budur arkadaşlar. Yani bir insan dua edecekse haldur huldur Allah'ım bana şunu ver bunu ver demez. Nedir duanın bir edebi de ahlakı da? Önce hamd edersin. Allah'a sena edersin. Allah'ı översin. Sana vermiş olduğu nimetlerden dolayı ona şükredersin. Onu tazim ettikten sonra dersin ki ya Rab bu kulunu, bu fakiri de ne yap? Affet. Bağışla. Sen tevvapsın. Günahları affedicisin. Bağışlayan sensin. Tevbeleri kabul eden sensin. Yeteevvelül Kur'an. Ne demek yeteevvelül Kur'an? İmam Nevevi diyor ki ey, bak şimdi hemen arkadaşımız neydi? Kur'an'ı tevil eder dedi. Acele et. Niye acele etti? Çünkü ilmi bir dayanağa dayandırmadan lafızı olduğu gibi aldı. Kur'an'ı tevil etmek ne demek? Kur'an'ı tevil etmek burada o manada değil. Ne diyor bak İmam-ı Nevevi? Ey ya'melu ma umira bihi fil Kur'an fi kavlihi ta'ala fesebbih bihamdi rabbike ve staghfir. İşte Selefi Salih'in yolundan gidenlerin en belirgin özelliklerinden bir tanesi de budur. Ayetleri, hadisleri olduğu gibi gözüktüğü manasıyla değil. İlim ehlinin, sahabenin nasıl anladığı şekliyle anlamak. Kendi kafamıza göre yorumlar yaparak, içini boşaltıp başka manalar yükleyerek değil.
Tamam, peygamber döneminde Kur'an-ı Kerim'i tevil etmek diye bir şey yok. Biz bugün güncel manada kullanılan tevil manasında. Peygamber aleyhisselatü vesselamın döneminde kullanılan tevil hangi manada kullanılıyor? Tefsir manasında. Aleyhisselatü vesselam İbn Abbas'a dua ederken ne diyor? Allahümme allimhu et-te'vil. Allah'ım ona tevili öğret diye dua ediyor İbn Abbas'a. Ne o tevil? Tefsir. Tefsiri öğret. Buradaki manası ne? Yani aleyhissalatü vesselam Kur'an'da buyurulan fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir. Ne demek fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir? Rabbini hamd ederek onun bütün eksik sıfatlarından yüce tut, münezzeh eyle, tesbih et. Ve estağfirhu ve günahlarına istiğfar et. Yani diyor ki bunun manası Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayetin gereğince ne yapmaya başladı? Amel etmeye başladı. Artık namazlarında, rükûsunda ve secdesinde daha önceden söylemediği bir şeyi söylemeye başladı. O da ne arkadaşlar? Subhanakallahumma rabbena ve bihamdik. Allahumma gfirli. Çok önemli bir dua arkadaşlar. Namazımızda rutinin dışına çıkmamız lazım. Artık bakıyorum insanların çoğuna namaz kılma şekillerini hızlı bir şekilde Fatiha, ardından inna atayna, rükûda Subhane Rabbiyal Azim, secdede Subhane Rabbiyal A'la hızlı bir şekilde kılınan namaza bakıyorsun. Sonra onun haz aldığı, tat aldığı tada bakıyorsun. Namazın hayatındaki tesiri, etkisine bakıyorsun. Bir de namazını böyle itminanla yavaş yavaş ağır ağır kılan, namazında böyle bir sayfa, iki sayfa ayrı ayrı surelerden okuyan, rükûsunda rükûsunu uzatıp secdesinde secdesini uzatıp varit olan, sünnette gelen zikirlerle zikirler çeken adamın namazına bakıyorsun. Birisi camiden çıkıyor sanki havada uçar gibi. Birisi gece kalkıp namaz kılıyor. Kalbi, imanı artmış durumda. Bir tanesine de bakıyorsun ki daha namazdan böyle çıkarken kaça kaça, koşa koşa çıkıyor. İkisi de namaz kıldığı gibi gözüküyor ama her birinin namazdan aldığı lezzet, namazdan aldığı tat, namazın hayatlarına etkisi farklı. Ve fi rivayeli Müslim, İmam Müslim'in rivayetinde bu hadise ilgili olarak kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukfiru en yekule kable en yemut. Diyor ki bu rivayette Nebi aleyhissalatü vesselam ölmeden önce vefatına yakın dönemlerde çokça şunu söylerdi. Ne derdi? Subhanekallahumma ve bihamdik estağfiruke ve etubu ileyk. Yani bu hadiste ne var? Namaz içinde değil. Namaz dışında dahi aleyhissalatü vesselamın zikri var. Bu çok önemli arkadaşlar. Şimdi ben birçok Arap ülkesini gezdim. Yani ilim ehli, alimleri de gördüm. Onun dışında vatandaş, halk olarak da oturup konuştuğum yahut gördüğüm bir vaka var. Adamlara bakıyorsun böyle konuşurken böyle meclise estağfurullah, subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, subhanakallahumma ve bihamdik, estağfuruka ve etubu ileyk. Zikir çekiyor adamlar. Şimdi ben burada bakıyorum. İşte birçok kardeşimizle oturuyoruz, konuşuyoruz, iş yerine gidip geliyoruz. Saatlerce oturulmasına rağmen, saatlerin zayi edilmesine rağmen, kimsenin en azından o zayi ettiği saatler için istiğfar etmediğini görüyorsun. Yani zikirden yoksun, zikir cimrisi bir hal almışız. Yani aleyhissalatü vesselam bakın, bir mecliste oturduğu zaman kaç kere istiğfar ediyordu? 700. Bir rivayette 70, bir rivayette 100. Şeyh Abdülaziz bin Baz rahimahullah, onu görenler söylüyor. Diyor böyle soru sorulduğu zaman, soruyu dinlerken bile ne yapardı diyorlar? Zikrederdi. Dudağının hep kıpırdadığı görülür. Çok önemli bir şey. Evde de bu şekilde. Yani. Evde bakıyorsun biraz boş vakit olsun. Allah ıslah eylesin. Ya insanlar televizyon seyretmeye koyuluyor. Ya internet başında ya da telefonla saatler, günler harcanmaya başlanıyor. Bunların hepsinden hesaba çekileceğiz. Hadislerde söyledik. Bunların hepsinden hesaba çekileceğiz. Yani bale estağfirullah de o vakti ne yap? Zikirle geçir. Zikirle doldur. Gâlet Âişe. Âişe tabi görüyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımı. Onun evdeki halini de biliyor. Diyor ki ya Resulallah ma hâzîl kelimâti illetî erâke ahdestehâ tekûlehâ. Ey Allah'ın Resulü, önceden söylemeyip şu anda yeni söylemeye başladığın bu sözler neyin nesi? Nereden çıktı bunlar? Şaşırıyor.
Yani düşünsene eve gitmişsin, başlıyorsun evde. Sübhaneke Allahümme ve hamdik. Allahümme mağfirli. Tabi bunların hepsinin birer manası var. Şimdi Türkiye'de insanlar yani evinde, iş yerinde bunu söylediği zaman herkes yani bunun çoğu insanlar bunun ne manaya geldiğini bilmiyor değil mi? Ama bilseler, ha bak işte işte Murat bugün değişik bir şeyler söylüyor. Sübhaneke Allahümme ve hamdik. Allah'ım seni hamdinle över, hamd ederek tenzih ederim. Allah'ım mağfirli, Allah'ım beni affet. Allah Allah, ne oldu sana Ekrem? Ne var böyle, değil mi? Bir böyle bilgili, kültürlü aile, iş arkadaşları olması var. Bir de bugün fazla zikir çekiyor. Salaten tünciyle mi okuyor falan, değil mi? Toplumda öyle zannederler bunu ya. 44 bin kere mi okuyorlar, 4400 kere mi okuyorlar? Nasıl o bir öyle bir bidat var bu toplumda? Ayşe radıyallahu anh'a da diyor ki, ey Allah'ın Resulü, daha önceden söylemeyip şu anda söylemeye başladığın bu şey nedir? Yani bu kelimeler, bu zikir nedir böyle? Hikmeti ne? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, cu'ilet li alametun fi ummeti izâ ra'aytuha kultuha. Ümmetim içinde bana bir alamet diyor, gösterildi. Ümmetim içinde yaşadığım bu hayatımın bir alameti var. Bu bana gösterildi. İzâ ra'aytuha kultuha. Ben bu alameti gördüğüm için ne yapıyorum şu anda? Bu zikri tekrarlıyorum sürekli. Hazırlık yapıyorum. Ölüme hazırlık yapıyorum. Rabbimin huzuruna çıkacağım. Yani Rabbinin huzuruna çıkmak, bugün bazı tarikatçıların söylediği gibi öyle valinin yanına, şirket müdürünün yanına çıkmak gibi değil. Her zaman huzurda kalın. O gün kıyamet günü hesabın çetin olacağı bir gün arkadaşlar. Her emzikli kadının emzirdiği yavrusunu bırakıp gideceği, çocukların saçlarının ağıracağı bir gün. Aleyhisselatü Vesselam'ın secdeye kapanacağı. Allah-u Teala'nın kaldır, secdeden kalk diyeceği. Arşın önüne gelip peygamberin secde edeceği bir gün. Aleyhisselatü Vesselam bakıyorsun Subhaneke Allahümme ve hamdik. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Estağfurullah ve tuğbu leyh. Sürekli zikir. Ve fi rivayeh lehu, yine Müslim'in rivayetinde, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukfiru min kavli Subhanallah ve bihamdihi estağfirullah ve etubu ileyh. Aleyhissalatü vesselam bunu da çok söylermiş. Subhanallah ve bihamdihi, Allah'ım seni hamdınla tenzih ederim. Estağfirullah ve etubu ileyh. Allah'a istiğfar. Ne demek istiğfar? Ömer, ne demek istiğfar? İstiğfar ne demek istiğfar? Elif, sin, te harfleri Arapça okuyan arkadaşlar hatırlamalı. Elif, sin, te. He? Talep. Allah'ım senden gufran talep ediyorum. Ne talep ediyorum? Ne demek gufran? Örtmen. Günahları örtmek demek. Ve onları bağışlaman. Savaşta giyilen o kaskete, o savaş şapkasına ne diyoruz? Mihfer diyoruz değil mi? Arapçada da mihfer. Gafara'dan türemiş. Niye? Çünkü o senin başını örtüyor. Mağfiret de talebinde bulunmak ne demek? Günahlarının üstünün örtülmesi demek. Görmez, yani onların görmezden gelinip bağışlanması demek. Aleyhisselatü Vesselam sürekli bunu söylüyor. Kâlet kultu ya Resulallah. Ayşe diyor ki, erâke tukthiru min kavli subhanallah ve bihamdihi estağfirullah ve etûbe ileyh. Görüyorum ki subhanallah ve bihamdihi estağfirullah ve etûbe ileyh zikrini, duasını çokça söylüyorsun. Fekâle akbarani rabbi enni se'era alameten fi ummeti. Peygamber diyor ki, Rabbim bana ümmetim içinde bana gösterilecek bir alametten haber verecek. Bunu bana haber verdi diyor. فَاِذَا رَأَيْتُهَا اَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ وَتُوبَ. Bu alameti, bu işareti gördüğümde, gördüğüm andan itibaren ben de diyor bu zikri, bu duayı çokça söylemeye başladım. فَقَدْ رَأَيْتُهَا, ve bu alameti gördüm diyor. Ne bu alamet? اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ suresi. Yani İbn Abbas bakın küçüklüğünde yakalamış bu şeyi. Fehmi, idraki. Yani Kur'an böyle bir kitap arkadaşlar. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun. Allah Teala diyor ki bu kitap, sana indirdiğimiz bu kitap mübarek bir kitaptır. Yani bunun ecri bol, hayrı bol. Ne için indirdik biz bu kitabı? Liyeddebberu ayatihi. Onun ayetlerini insanlar tedebbür etsin diye. Ne demek tedebbür etmek? Düşünmesi, derinlemesine, anlaması için. Yani öyle papağan gibi cenaze törenlerinde, toplantılarda, kadınların toplanıp böyle cuma günleri ölülerin arkasından okuduğu bir kitap değil bu arkadaşlar.
Allah-u Teala bu ayette, bakın bu ayeti belki Fatır suresinin 23. ayetini defalarca okumuşsunuzdur. Ama bu manaya geldiğini bu baptan önce bilmiyordunuz. Öğüt alıcının, ibret alıcının ibret alması için yeterli olan vakti, ömrü size vermedik mi? Ayeti demek ki ne manalara geliyor. İşte Kur'an'ı bu şekilde etraflıca düşünmek lazım. Her gün 2 ayet, her gün 3 ayet. Sahabeler 10 ayet öğrenir, onunla amel eder. Ondan sonra onu ne yaparlardı? Geçerlerdi. Diğerine geçerlerdi. İşte bu ayeti biz ne yaptık? Kitabun enzelnahu ileyke mübarek. Bu kitap mübarek bir kitaptır. Yeddebberu ayatihi. Ayetlerini tedebbür etmeleri için. وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُوا الْاَلْبَابِ Tedebbür ettikten sonra, derinlemesine düşündükten sonra, fehmettikten sonra, bunun semeresi ne? Ürünü ne? وَلِيَتَذَكَّرَ Öğüt almak için. اُلُوا الْاَلْبَابِ Lüb sahibi, akıl sahibi insanların ibret alması için. Yani fehmedeceksin, anlayacaksın. Ondan sonra da ondan, o ayetlerden ibret alacaksın. Ama sen daha Kur'an'ın okumasından acizsin. Burada görüyoruz, bazen okuyoruz. Bazı arkadaşlar Kur'an okumayı ne yapamıyorlar? Hatta birçok arkadaş, bırakın bazısını, Kur'an okumayı bilmiyor. Yani bilmiyor derken kendine göre biliyor. Harfler yan yana geliyor. Kemküm şeyler oluyor ama yani desek ki şöyle bir Kur'an'ını dinlet bilen bir hocaya 15 gün uğraşması lazım. Fatiha'sını düzeltmesi için. Kur'an okumasının yüzüne okumasını düzeltmesi için. Biz bu adama nasıl diyeceğiz? Kur'an'ı al da, tedebbür et de, tedebbür ettikten sonra onu ne yap? Ondan öğüt al. Evet. Dördüncü hadis, an Enes radıyallahu anh, قال, اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ تَابَعَ الْوَحْيِ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَبْلَ وَفَاتِهِ Allah-u Teala peygamberine vefatından önce ne yaptı? Vahiy göndermeye devam etti. حَتَّى تُوْفِيَ اَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ Vefat ettiği dönemde vahyin en çok, yani vefat ettiği dönemde kendisine vahyin en çok indiği dönemdi. Beşinci hadis, Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yub'athu kullu abdin ala ma mata aleyhi. Her kul öldüğü hal üzerine ne yapar? Dirilir. Haşrolunur. Hangi hal üzerine ölüyorsa. Yani onun için kul düşünmeli günah işliyorken. Ben bu hal üzerine ölürsem Rabbimin huzuruna nasıl çıkacağım? Bu şekilde çıkacaksın. Bu günahı işlediysen bu günahla çıkacaksın. Eğer insan bunu bilirse her kıldığı namazı sanki son kıldığı namaz olarak güzel kılar. Değil mi? Harama doğru yöneldiği zaman ne yapmaz? Şimdi bazı insan zayıf olduğu dönemlerde imanının sinyal vermeye başladığı, zayıf olarak sinyal vermiş olduğu dönemlerde kendisine ruhsatlar aramaya başlar. Ya bu konuda da ilim ehlinin farklı görüşleri olabilir, böyle de yapsak olabilir. Ama dense ki sen yani yarın öleceksin, ya olsun ilim ehli böyle demiş olabilir. İlim ehlinden bunu diyenler de çıkmıştır ama en garantisi bu. Ben böyle yapayım der, değil mi? İşte sen bil ki nasıl öleceksen, hangi hal üzerine öleceksen onun üzerine o şekilde dirileceksin. Bu sebeple Aleyhisselatü Vesselam diyor, "Enne men kana ahiru kelami la ilahe illallah dakhala'l cennet." Kimin son sözü la ilahe illallah olursa, bazı rivayetlerde muhlisan min kalbihi, kalbinden ihlas ile söyleyerek ne olur o? Cennete girer. Ama herkes buna muvaffak olmaya olmuyor yani. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl ölürsen öyle haşrolursun, öyle dirilirsin. Hemen diğer 13. baba geçelim. Babu beyani kesreti turukil hayır. İşte müellif bize burada ömrünün sonuna yaklaşmış. Yaşı ilerlemiş olan insanların hayırda daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Bu bapta ise bize Allah-u Teala'nın bizlere hayır yolları olarak göstermiş olduğu yolların ne kadar çok çeşit ve türlü ve geniş bol olduğunu açıklayacak. Yani tek bir yol yok hayır için. Yani sadece namaz yok, sadece hac yok. Bakın, kardeşinizin yüzüne güleç yüzle çıkmanız bile
yapmış olduğunuz bir hayır olarak size ne yapar? Döner. Ama tabii bunların hepsini ne yapmak gerekiyor? Niyetle yapmak gerekiyor. Yani yoldan bir adam yürürken tekeli cebinde ıslık çalarak kutu kola tenekesinde tekme atması, gol, şut çekmesi ayrı bir şey. Başka bir insanın yoldan iman 70 küsur şubedir. Değil mi? En altı bunun yoldaki insanlara eziyet veren o tenekeyi, o kutu kolayı kaldırmaktır diye düşünürse ve bunu düşünerek tekmeyi vurur, kenara atarsa sevabını alır. İkisi de aynı işi yaptı. Dışarıdan baktığın zaman o da tenekeye, kutu kolaya tekme vurdu, şut attı. O da şut attı. Ama hangisi gol attı? Sünnete hitabet eden. Bu çok önemli arkadaşlar. Allah Teala buyuruyor ki: "Ama tef'alu min hayrin fe inna Allah bi alim." Yapmış olduğunuz her hayrı, her iyiliği Allah Teala ne yapmaktadır? Bilmektedir. Min hayır. Nekira yani. Allah Teala'nın hayır olarak belirlediği bütün hayırlar. Rivayetlerde gelecek. Hatta birisinin gece hanımıyla yatması, uyuması bile nedir? Allah katında bir sevaptır, sadakadır. Sahabeler diyor, nasıl olur ey Allah'ın Resulü? Yani bizden birisi bunu yani dünyevi şehvetini gidermek için, zevk almak için yapıyor. Bu nasıl olur da sevap olur diyor. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Şayet sizden birisi şehvetini haram olan, yani yabancı bir kadınla giderseydi, o zaman ona günah yazılır mıydı? Evet diyorlar. İşte o zaman bu da nedir? Bir sevaptır. Peygamber ne kullanıyor burada Aleyhisselatü Vesselam? Ne yapıyor? Kıyas yapıyor. Kıyasul aks deniyor buna. Bir şeyin tersini göstererek ne yapmak? Kıyas yapmak. İlim ehli kıyasın delillerinden bir tanesinde bunu zikrediyor. Tabii Türkiye'de bazı mollalar var. Hoca kılıklı, kendini hoca zanneden insanlar. İşte konuşmalarında sağda solda ne yapıyorlar? Hem kıyası inkar ediyorlar, hem yani kıyası bazı ilim ehlinin inkar ettiğini söylüyorlar. Kimi zaman kendilerine delil olarak imam kendilerine aleyküm selam ve bereket. Yani kimi zaman kıyası inkar edenlerin safına Buhari'yi de katıyorlar rahimahullah. Kimi zaman kıyası inkar edenlerin safına İbnül Kayyim rahimahullah'ı da katıyorlar. Halbuki yani bu iki alim de kıyası kabul eden alimlerden, ehli sünnetin delillerinden, edille-i şer'iyesinden, ama cehalet olunca, ilmi ilim ehlinden insanlar almayınca bakıyorsun ki her gün ayrı bir görüş. Yani insan biraz ne yapmalı? Haya sahibi olmalı. Haddini bilmeli. Yine Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma tef'alu min hayrin ya'lemuhullah." Yapmış olduğunuz her hayrı Allah Teala bilir. "Femen ya'melu miskale zerratin hayran yara." Kim zerre miskali bir hayır işlerse Allah Teala onu ne yapar? Görür. "Men amile salihan feli nefsihi." Kim bir salih amel işliyorsa kendisi içindir o. Yani sen başkası için yapmıyorsun. "Ve en leyse lil insan illa ma sa'a." Dünyada diyor ki Allah Teala, insanın yaptıkları sadece çalıştıklarının karşılığı insana gider, verilir. Sen dünyada ne yapıyorsan, senin bütün sermayen, ahiretteki sermayen burası, dünya. Bu sebeple dünya ahiretin tarlası. Ne ekeceksen, onu ne yapacaksın öbür tarafta, ahirette? Biçeceksin. Yani öbür tarafta, ben karpuz ekmiştim, burada muz çıktı, olmayacak. Tamam mı? Nasıl bu dünyada öyle bir şey yok? Öyle bir şey mümkün değil. Mümkün mü? Karpuz çekirdeği muz alan var mı? Yok. Salih ameller işlemeyip günahların içinde boğulan bir adam öbür tarafta cennetle müjdelenir mi? Müjdelenmez. Onun için herkes kendi ektiğini öbür tarafta biçecek. Yani bu ayetin manası bu. "Men amile salihan feli nefsihi." Kim bir salih amel işlerse o kendi nefsi içindir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de daha önceki ayetlerde de söylemiştik. Birçok ayette buyuruyor: "Festabiqu el hayrat." Yarışın. Neyde yarışın? Hayırlı işlerde yarışın. Yani sahabelere bakın. Yani adamlar geliyor, ayeti duyuyorlar. "Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sevdiğiniz, sizin katınızda değerli olan şeylerden infak etmediğiniz sürece birre, iyiliğe
bu takvaya ulaşamazsınız, iyiliğe ulaşamazsınız. Ebu Talha peygambere hemen geliyor, diyor ki ey Allah'ın Resulü. Yarış çünkü, bu bir müsabaka. Falanca diyor bostanım, tarlam var. Medine'ye gidenler şu anda o Ebu Talha'nın o tarlası belki de bizim üzerinde o mermerlerde oturduğumuz yer. Peygamberin mescidine çok yakın bir yer. Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine yakın, içinde suyu olan, tatlı bir su çıkan bir tarlası. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ya Allah'ın Resulü, bu ayet indikten sonra diyor, al senin olsun. Yani bunu Allah yolunda ne yapıyorum? Peygamberimiz şaşırıyor. Maşallah diyor. Yani. Bakın bak. Helal olsun sana manasında. Bravo sana manasında. Ama diyor bunu akrabalarından yap. Akrabalarına ver. Yani bunu sadaka et madem. Tasadduk edeceksin, infak edeceksin. Akrabalarına ver diyor. Yarış var. Yani herkes hayır konusunda bir yarışın olduğunu görüyor. Şimdi bugün hani dense ki falanca yerde bırakın para dağıtılmayı, bir mağaza açılacak. Orada işte laptop, bilgisayarlar 1 milyarlık bilgisayarlar 200 milyona verilecek. Ama saat kaçta? Sabah 5'te. Şimdi yapıyorlar ya, bazen görüyoruz gazetelerde şurada burada. Ne görüyoruz orada? İnsanların oraya yoğunlaştığını, hücum ettiğini, saldırdığını, yani Türkçesiyle yarıştığını görüyoruz. Bu bir yarış. Hem de para vermek için yarışıyorlar. Karşılığında ucuz bir şey alacaklar. Aynı şekilde arkadaşlar. Cami orada. Gece sabahın köründe abdestini alıp oraya giden insanları da bir yarışçı olarak kabul ediyor. Kalkıp gece sahur yapıp ertesi günü oruç tutanı ne olarak kabul edin? Yarış. Herkes yarışıyor. Bir yere yarışıyorlar. Karşılığında bir şey alacaklar. Parasını toplayıp Ramazan umresine giden, hacca giden, parasından sağına soluna infak eden, sadaka veren. Bunların hepsini niye yapıyor? Ahiretine, Allah'ın rızasına kavuşmak için. Yani Allah-u Teala'nın bir nimeti, ibadetleri, hayırları tek bir cinsten, tek bir türden ne yapmamış? Yapmamış. Belirlememiş. Kimi ibadetler var ki bedenle yapılıyor. Ne gibi? Namaz gibi. Oruç gibi. Kimi ibadetler de var ki parayla yapılıyor. Kimileri de var ki hem parayla hem mal ile yapılıyor. Mesela cihat gibi. Hem cihada bedeninle gidiyorsun, hem paranı veriyorsun, at alıyorsun, silah alıyorsun, değil mi? Ya da hac gibi. Hem bedeninle yaptığın bir ibadet hem de paranı veriyorsun, paranı harcıyorsun. Yani kim insanlar vardır ki kendini namaza karşı ne yapar? Meyyal hisseder. Yani namazla ihya eder kendini. Kimileri vardır ki yani bu şu demek değil yani. Namazla ihya ediyor ama öbür taraftan gevşek değil yani. Öbür günleri istenilen seviyede yapıyor. Ama namaz maşallah adam sabah namazını kıldıktan sonra çıkmıyor camiye. Oturuyor. Adet olmuş. Ben öyle bir insan görmüştüm Mekke'de. Mekkeli. Sabah namazı. Adam diyor ki caminin imamı. Ben bunu diyor 25 seneden beri biliyorum. İkisi de yaşta. Hep bu böyledir diyor. Yani. Namazdan sonra o alır diyor. Oturur. Camide diyor böyle Kur'an okur. Kur'an ezberler. Tesbih çeker. Adam böyle yaşlı. 60 yaşında. Güneşin doğmasını bekler. İki rekat namazını kılar çıkar diyor. Kimleri vardır? Vermeye alışmıştır. Cebinde 10 lirası vardır. 8'ini 9'unu harcar Allah için. Kimileri vardır? Çok hac etmeyi sever. Kimileri vardır? Oruç. Bakmışsın böyle oruç maşallah. Kimileri vardır? Zikir. Estağfurullah. Bazıları da vardır ki hepsinden yoksundur. Fakirdir. Neden fakirdir? Neden yoksundur? Mahrumdur çünkü. Hayırdan mahrum. Allah ona ne yapmamış? Muvaffak etmemiş. Ne zaman kendine gelecek? Ne zaman ayetleri tedebbür edecek? Zikir, öğüt alacak? O zaman kendine çeki düzen verecek. Yüce Rabbimizden bizleri salih amellere hırslı olan kullarından eylemesini niyaz ediyoruz. Burada kalalım, bununla yetinelim. Önümüzdeki hafta ilk hadisten, bu babın ilk hadisinden kaldığımız yerden devam edelim. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve tuğbu ileyk.